Buyurun. İyi günler öncelikle. Beni hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Cenazede karşılaşmıştık. Evet, hatırladım. Hayırdır? Ziyaretinizin sebebi nedir? Ahmet. Yeğeniniz Ahmet. Buraya onun hakkında konuşmaya geldik. Anlamadım. Neyi konuşacakmışız ki? Siz gayet iyi biliyorsunuz ne hakkında konuşacağımızı. Yeğeniniz ölü gösterdiniz. Bunun suç olduğunu farkındasınızdır herhalde. Evlat, ne saçmalıyorsun sen? Ne demek ölü gösterdiniz? Benim yeğenim öldü. Ahmet bugün şirkete geldi. Yeni ortağımız olarak. Kimliğini değiştirmiş. Ama Ahmet. Ahmet ölmedi. Eminim. Ahmet'e güç ve para vererek ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu delice fikirlere kim sebep oldu bilmiyorum ama bunun ne benimle ne de yeğenimle hiç bilgisi yok. Kartal Kara. Ahmet'in yeni kimliği. Bakın, ona bu imkanları sunacak gayet gücünüz var. Son kez soruyorum, Ahmet nerede? Ahmet nerede? Nereye sakladınız? Söyleyin. Söyleyin bileyim. Hadi çıksın ortaya. Nerede? Ahmet nerede? Bir dakika, bir dakika. Kartal Kara mı dediniz? Evet. Sizin Ahmet sandığınız kişi Kartal Kara mı? Kartal Kara. Demek siz de tanıyorsunuz onu. Yok. Aslı tanışmıyoruz. Ama bizim oralı bir iş adamıymış o da. Uzundur yurt dışında. Yani öyle akrabalığım falan yok ama duydum, biliyorum. Basbaya yalan söylüyorsunuz. Kartal Kara Ahmet'in yeni kimliği. Ahmet bana bunu niye yapıyor? Bana neden hala acı çektirmeye çalışıyor? Burada değil mi şu anda? Belki bizi duyuyor olabilir. Belki sesimizi duyuyor olabilir. Çıksın karşımıza. Adam gibi gelsin. Yüzleşelim. Yeter artık. Ahmet öldü. Kendi ellerimle gömdüm Ahmet'i. Siz de gördünüz. Yaşarken niye öldüreyim yeğenimi? Acım zaten taze. Yeğenim toprağın altındayken sizinle şu konuşmayı yapmak bile benim canımı yakıyor. Fazla uzatmayın lütfen. Çekin gidin evimden. O cesedi siz teşhis ettiniz. Onun Ahmet olduğunu söyleyen yalnızca sizsiniz. Biz şimdi neye güvenelim? Yeter artık. Kibarlıkla söyledim, anlamadınız. Bana iyi bakın. Ben birkaç gün arayla önce canım abimi, sonra yeğenimi kara toprağa verdim. Üstelik ölümlerinin arkasında sizin olduğunuza dair ciddi bir iddia varken. Ne bu şimdi? Bizi mi suçluyorsunuz? Hayır. Kader dedim, hesap sormadım diyorum. Ama benim sabrımın da bir sınırı var. Acım daha soğumadı. Şurada daha yasımı tutarken gelmiş bana bir de hesap soruyorsunuz, öyle mi? Şimdi lütfen evimi terk et. Buyurun.